Merhaba sevgili seyirciler. Bir sıra dışı programıyla yine birlikteyiz. Efendim bu akşam Flash Televizyonu İstanbul stüdyolarında gerçekten çok değerli bir beyefendiyi konuk ediyorum. Efendim bu akşamki konuğum Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Zeynel Abidin Erdem. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi ettiniz de geldiniz. Teşekkür ederim. O kadar yoğun çalışma temponuz içerisinde zaman ayırdınız. Sağ olun. Nasılsınız efendim? İyi, bu politik ortamda ve bu ekonomik ortamda insanlar nasıl olabilir? Ben de o kadar iyiyim diyebilirim. Olabildiğince diyorsunuz. Evet. Evet. Sayın Erdem, siz çok şirketler grubunuzun içerisinde çok önemli ana başlıklar var. Ama ağırlıklı olarak bilgisayar ve elektronik çalışmalar içerisindesiniz. Evet. İsterseniz sohbetimize şöyle bir başlayalım diyorum. Şöyle bir ana başlıklı. Türkiye bilgi ve uzay çağına hazır mı efendim? Ne dersiniz? Tabii Türkiye 1986'larda başlayan bilgisayar yarışına Avrupa klasına ulaşmak için çok büyük bir çaba harcadı ve büyük bir harcamalar yaptı. Nitekim Almanya'da yıl eşittir 3,5 milyar dolar bilgisayara yapılan harcamaya karşı Türkiye yaklaşık yılda 700 milyon dolarlık bir resmi ithalatı vardır. Tabii 750 milyon dolar Türkiye'nin 60 milyon nüfusuna ne kadar katkıda bulunur ve ne kadar bir aşama sağlar bilinmez. Ancak bilinen odur ki yaklaşık 300 milyon doların üzerinde de insanlar deklare etmeden Türkiye'ye sokma hakları olan, yolcu beraberinde sokma hakları olan bilgisayar, program ve benzeri şeyler getirmektedir. Türkiye bildiğiniz gibi yaklaşık, tekrar yaklaşık kelimesini söylemek zorundayım. Beyin gücü itibariyle 38 yıl Amerika'dan 10-15 yılda Avrupa'daki organizasyondan geridedir. Makineyi siz dünyadan veya herhangi bir üreticiden aldığınız zaman makinenin fonksiyonları 1000'e aşkındır. Eğer siz bunun 30'unu kullanıyorsanız sizin beyninizin veya ülkenizin beyin makine kullanma gücü o şekilde orantılı olarak hesaplanır. Örneğin Türkiye'de bir cep telefonunu düşünün. Yüzlerce fonksiyonu olan bu cep telefonunun %3'ün üzerinde bu fonksiyonlarının tamamını kullanan istatistiklerde bir veriye rastlamadık. Buna karşı bilgisayarlarda biraz bu sistem daha fazladır. İnternetin ve benzeri bir takım yeni iletişim kavramları sonuca doğru ve ileri teknolojiye doğru insanları itim içerisine sokmuştur. Aileler çocuklarını geleceklerini sağlamaları ve temin etmeleri ve gelecekte bir bilgisayar dünyasına girecekleri için bir yarışa sokmuşlardır. Gelecek için umut vaat eden, gelecek için iyi bir ışık olan bilgisayar teknolojisine Türkiye çok sıcak bakmaktadır. Peki efendim, 2000 yılında elektronik ve sistem değişecek. Bilgisayar üzerinde çalışmalar yapan ve almak üzere hazırlanan insanların nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet, teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Bildiğiniz gibi biz bu olayı bir senedir Türkiye'de çok sıkı bir şekilde işlemekteyiz. Yurt dışından getirdiğimiz birçok bilim ve teknoloji uzmanlarıyla 2000 yılında 1965, şöyle geriye dönelim. 1965'te dünyada bilgisayar kongresi toplandı. Üreticiler bir araya geldi. Ve kendi aralarında dediler ki 1900'leri iki haneli olarak ilan ettiler. 2000'i dört haneli olarak ilan ettiler. 1965'ten bu yana yazılım programlarının tamamında iki haneli, yani her gönderdiğiniz veya bilgisayarınıza girdiğiniz her bilgi tarih itibariyle 1-1-2000 yılında yok. Yani 1999'un 31 Aralık saat 24'ünde her şey bilgisayarınıza size cevap verir. Geriye dönüp baktığınız zaman gerek banka hesaplarınız, gerek şahsi işleriniz, gerekse sosyal arayışlarınız size cevap getirecektir. Ama 1-1-2000 yılı veya 31-12-999 saat 24'ü bir geçe yok.
Sistem yok. Buna bilgisayar sendromu diyoruz. Ve bu bilgisayar sendromunu Amerikalılar askeri amaç ve araçla ilgili problemi çözmek için 12 milyar dolar harcamayla temsil ettiğimiz firmaya bu iki haneyi atlamaları ve iki haneyi geçmişe işlemeleri için ihale ettiler, verdiler. Buna İngiltere katıldı. Hı hı. Bunun arkasından hemen Fransa takıldı. Almanya zaten çoktan beri bu meselede başı çekmektedir. Ancak Amerika'nın bütün uyanıklılığına rağmen 2000 yılı sabahı %72 kadar bilgisayarlar organize edilecektir. Nitekim İngiltere 2000 yılında uçak kaldırmayacak. Gemilerini faaliyete sokmayacak. Hastanelerinde ciddi operasyonlar yapmayacak. Üst düzeydeki üretim ve yayın araçları organize edilebilirse ertesi gün devreye sokacak. Ama uçaklarını kaldırmayacak. Neden? Çünkü o gün eğer bilgisayarına 2000 yılı sendromunu denememişse, kaldırdığı zaman Tokyo'ya yönlendiriyorsa New York'a inecek. Yüksel diyorsa alçalabilir. Korkunç bir şey. İşte bu Türkiye tarafından henüz algılanmadı. Sizi kutluyorum ki böyle bir hassas olayı programımızın başında gündeme soktunuz. Sizin tabii uzmanlık ve çalışma alanınız olduğu için seyircilerimi bilgi sahibi etmek istedim. Hazır sizi burada bulmuşken çok önemli bu açıklamalar tabii evet, ki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu her televizyon programının akabinde bizim şirketin, Erdem Holding'in telefonları kilitlenir. Herkes sorar, yol arar, bilgi ister. Biz de gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi varsayın ki siz köprüden geçtiniz. 2000 yılında, yılının sabahı veya 2000 yılına girerken bir dakika içerisinde. Yani 31 Aralık 1999'un 24 saatin bir geçe. Sizi bizim köprüdeki bilgisayar 10 milyar boşluğu gösterebilir veya bir kumandayla buna 10 milyar iade edin der. Peki Türkiye'de böylesine önemli bir olaya hazır mıyız 2000'li yıllarda? Şimdi biz devlet katında mı? Devlete bağlı eğitim, askeri, bankacılık ve benzeri bir takım grupların hazırlıklarının başladığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu 4 ay evvel söylemiyordum. Hatta 4 ay evvel bunu söylediğim zaman gün ve saat söyledim. Şu kadar gün, şu kadar saat, şu kadar dakikanız kaldı dediğim zaman çok üst düzeyde bir bürokrat bana dedi ki, müsteşarlardan biri arkadaşım, Zeynel Bey dedi, biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden çok Amerika'da tahsil görmüş bir bilgisayar uzmanı mı aldık? Bu arkadaş bu bizim programımızı değiştiriyor, hepsini organize ediyor. Ben de cevaben dedim ki, o zaman sen onu Amerika'ya gönder, çalışmana gerek yok, 12 milyardan 1 milyarlık bir iş alsın, seni kurtarsın. Bu işler böyle baştan sağlama bir iki hareketle organize olacak işler değil. Bakınız, bu işte çok 60 önemli. Milyar dolar bir pasta var. Bu 60 milyar dolar pastanın %40'ı Amerikanındır. Yani Amerika'da harcanacak. Çünkü Amerikalılar biraz evvel söylediğim gibi 30 yıllar gibi bizden önde. Avrupa'dan 15-20 yıllar gibi önde. Hangi araçtan, hangi amaçta? Makine bazında değil. Beyni kullanma gücü itibariyle konuşuyorum. Beyni kullanma gücü itibariyle konuşuyorum. Dolayısıyla 2000 yılında Türkiye'nin ve Türkiye'de şu anda bilgisayar alma ve bilgisayar yönetme veya bilgisayar aldırma fonksiyonlarına sahip insanlar 2000 yılının refleksine hazırlanmış bilgisayar programlı bilgisayar almaları gerekiyor. Evet, bu çok önemli bir açıklama. Umarım sevgili seyircilerim de gerekli bilgileri edinmişlerdir. Ama eğer bu konuda daha farklı, daha detaylı bilgi edinmek isterlerse Flash Televizyonu'na ve özellikle Erdem Holding'e size ulaşarak gerekli her türlü yardımı yapmaya hazırız. Çünkü çok önemli, gerçekten çok televizyonunuz önemli. Kanalıyla gelecek olan çağrıların hepsine de karşılıksız cevap veririz. Teşekkür ederiz, çok naziksiniz efendim. Evet efendim, şimdi 2000'li yıllar Türkiye'yi nereye doğru götürüyor? Türkiye 2000'li yıllara çok hazır olduğunu iddia etse de değil. Türkiye Batı platformunda kendini ispatlayamadı. Türkiye karşısında çok ciddi bir duvara atlayamadı.
Bunun sebepleri Türkiye'nin içinden veya yöneticisinden de kaynaklanıyor ise de karşısındaki 100 yılı programlayan Batılıların organizasyondan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, dünya enerji potansiyelinin %60'ına gördüğünüz Arap ülkeleri Orta Doğu ile Türkiye Cumhuriyetleri basmaktadır. Şimdi 60 milyonluk dinamik ve genç bir Türk nüfusu 60 milyonluk geçmişte olduğu gibi değil, artık 3 lisan bilen yeni bir Türk gücü, evet. 60 milyonluk Avrupa'da 2,5 milyon insanı olan ve iletişimi orayla sürekli canlı tutan bir Türk potansiyeli, 60 milyon her söylediğinizi anında kavrayan, bakınız bunu dikkatle söylüyorum, her söylediğinizi anında kavrayan bir Alman'a siz bir şey sorduğunuz zaman 3 düşünür, 2 yutkunur, 4.'de cevap verir. Türkiye yön sorduğunuz zaman yüzünüze bakmadan doğu der, batı der, güney der, kuzey der. Çünkü insanların hafızaları ve düşünme hızı memleketlerindeki iklim ve ortamlarına göre değişir. Türkler bu sıcak yapıdan sıcak yapı dolayısıyla gerek zeka hızlarının yüksekliği, gerekse davranış ve yardımlaşma, iletişim kabiliyetleri bunu mecbur etmektedir. Bu Türklere has bir özellik. Evet, dolayısıyla Batı 2000'li yıllarda dünyada ve tek su potansiyeline sahip, yani dünyada dediğim Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde tek su potansiyeline sahip bir Türkiye'yi enerji itibariyle problemini halletmiş, siyasal kavramda problemini halletmiş, eğitim amaçlı problemini halletmiş, 100-120 milyon Doğu Türk'ü ile aynı lisanı paylaşmış, din ve dil itibariyle Orta Doğu'daki ülkelerle entegre olmuş bir Türkiye'yi karşılarında görmek istemez. Dolayısıyla Türkiye bu büyük, Yüce Atatürk'ün bize bıraktığı büyük toprakları belli kişilerle bölüşme emrine mecbur kılınacaktır. Şöyle ki, dikkat ederseniz Güneydoğu'da sanal bir savaş vardır. Ve bu savaş Kürt vatandaşlarımızın savaşı değil, Kürtçülerin savaşıdır veya o organizasyonların savaşıdır. Dış mihrakların Batı'nın, desteğiyle. Tabii ki. Özellikle Fransa'nın ve Almanya'nın. Tabii Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, evet. Bunlar hepsi bunun içerisindedir. Yani ben bireysel olarak nokta harekatının dışında Avrupa deyip geçmenizi daha uygun görürüm. Avrupa'nın daha sonra da belki Uzak Doğu'nun, belki Amerika'nın kendine göre programlanıp, kendine göre programladığı gelecekten ne kazanacak? Şimdi dikkat ederseniz Türkiye'de bugün nüfus, eğer şu nüfusun okur yazar sınıfı 30 sene evvel bu noktada olsaydı işçi bulamazdınız. Herkes fikir adamı, herkes üreten ve yaratan. Nereden işçi getirdiniz? Hindistan'dan getirdiniz. Belki yanlış anlaşılmasın, Pakistan'dan getirdiniz. Afganistan'dan getirdiniz. Çin'den getirdiniz. Evet. Eğitim düzeyi daha farklı olan ülkelerden. Tabii bir zamanlar şimdi, Almanya'nın bizden aldığı gibi. Tabii. Şimdi Egemen Avrupa'nın, Egemen bir Türkiye, Egemen bir İslam ülkesinin sübabı olan Türkiye, aydın Türkiye, lisan bilen Türkiye, bilgisayar bilen Türkiye, matematik bilen Türkiye, toparlanmış bir Türkiye, içerisinde savaşı olmayan bir Türkiye görmek istemez. Bir yandan Sünni Alevi'yi bir araya karşı karşıya getirecek, finanse edecek. Öbür yandan Türk Kürt'ü karşı karşıya getirecek. Öbür yandan üniversitelerde gördüğünüz sağcı solcu potansiyelini karşı karşıya getirecek. Bir düşmanlık tohumu yayacak. Ancak benim Türk milletine sonsuz bir güvenim vardır. Her zaman bu olayları belli bir noktaya getiren tahrik gruplarının son anında farkına varmış ve geri dönüş yapmıştır. Bunun örneklerini yaşadık. Kenetlenip bir olmuştur. Dolayısıyla Türkiye korkulması gereken bir ülke olmanın gerekliliğini yaşayacaktır. Ve ümit ediyorum ki dedelerimizin bize bıraktığı Türkiye'yi bugün Avrupalıya hizmet eden Türk değil, Avrupalının size hizmet getirdiği Türkiye olarak görmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Genç Türkiye bunu başaracaktır. Çok ümitliyim. İnşallah. Sayın Erdem, siz aynı zamanda Orta Doğu'da iş bağlantıları olan bir iş adamısınız.
Orta Doğu sürekli kaynıyor bildiğiniz gibi. Bu karışıklıklar nereye kadar gidebilir? Sizin bu konuda zaman zaman yaptığınız, hatta geçtiğimiz dönemde çok kesin ve net açıklamalarınız vardı. Herkes saatine bakıp savaş şu dakikada şu saniyede çıkacak derken siz çok kesin ve net açıklamalar yaptınız. Hayır, böyle bir şey olmayacak dediniz. O günlerde böyle bir nokta koymuştunuz. O günlerden bugünlere kriz atlatıldı. Şu anda ne durumda Orta Doğu'daki karışıklık? Önce şuradan başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ben Güneydoğulluyum, Mardinliyim ve o yörenin çocuğu olmanın da her zaman iftiharını ve gururunu yaşıyorum. Doğulu olmak bir ayrıcalıktır. Mutlaka, ben de Adanalıyım, dedem Mardinli. Çok teşekkür ederim. Hemşeriyiz. Çünkü biz bu memleketin o Serhat çocukları olarak sürekli kan ve savaş gördüğümüz bir bölgedir ve memleketimizi koruyan insanlarız. Bir defa Osmanlılardan beri bizim Orta Doğu'yla eskiden kendi toprakları olan Türkiye'nin, daha doğrusu Osmanlı'nın devamı olan Orta Doğu, şimdi ise Irak, Suriye gibi farklı ülkeler, bölünmüş ülkeler olarak bir Orta Doğu'nun içerisindeyiz. Hatta oralarda insanlarımız bile yaşıyor hala. Çünkü sınırlarımız konduğu zaman akrabalarımızın bir kısmı orada kaldı, bir kısmı burada kaldı. Benim de akrabalarımın bir kısmı Suriye'de. Mesela. Evet. Mesela hala mektuplaştığımız, ziyaret ettiğimiz, gördüğümüz, beraber olduğumuz, zaman zaman buraya hastalıkları için gelen, tedavi ettiğimiz akrabalarımız, yakınlarımız vardır. Evet. Bu şu demek değildir ki Ahmet Arap'tır, Mehmet Türk'tür, Hüseyin Kürt'tür falan, ona getirmiyorum olayı. Ancak yarım asırdır Osmanlı topraklarımızı düşünürsek, 78 dediğiniz yıldır gibi. Yaklaşık, evet. Benim ailem hudut ticareti yapmaktadır. Çok büyük arazilerimiz vardır. Gerek sınır ticareti, gerekse toplu ticaret yapmaktayız. Biz İstanbul'a bu şirketleri kurmaya ve ticaret yapmaya geldiğimiz zaman orada kalanlarımız devam ettirdi. Hala da biz buradan büyük miktarda mal ihraç ediyoruz. Uluslararası anlaşmaların platformunda biliyorsunuz Birleşmiş Milletler gıdaya bir ilaç ve benzeri bir takım acil ihtiyaç maddelerini, hemen hemen Türkiye'de en büyük bu ihracatı yapan şirketlerden de biriyiz. Ben Orta Doğu'yu gözlemek zorundayım. Çünkü Irak Türkiye için önemli bir bölgedir. Irak halkı Türkiye için önemli bir halktır. Irak halkı hiçbir Arap'a benzemez. Araplar yanlış anlamasınlar ama Irak halkı Türkler gibidir. Söylediğinin arkasında duran, dürüst, cömert, ciddi, tahsil görmüş, çoğu doktora yapmış ve sadık bir millettirler. Dolayısıyla ben kendileriyle yaptığım ticaretten hiç zarar görmediğim gibi hep fayda gördüm ve Irak'ı takip ediyorum. Tabii Amerika oraya çok büyük bir yığınak yapıp Irak'ı ikinci, üçüncü defa vurma kararı aldığı zaman uluslararası platformdaki gelişmeleri en yakın takip edenlerden biriyim. Hem menfaatim icabı hem de oradaki yakınlarım dolayısıyla. Yakınlarınız, iş bağlantınız. Peki tabii, bağlantılarınız ne noktada? Bunu isterseniz sevgili seyircilerimize biraz daha açalım. Yani Saddam hükümetinde zorluklarla karşılaşmadığınızı mı söylüyorsunuz? Hayır, karşılaşmadık. Çünkü onlar sistemlerini çok düzgün kurmuşlardır. Herhangi bir sözleşmenin üzerinde herhangi bir tahrifat veya oyun yapılmaz. Orada çoğunlukla el sıkışarak anlaşma yapıldığı... El sıkışarak anlaşma yapılır ama kağıda döküldüğü zaman da kağıdın üzerinde tartışma olmaz. Çünkü o insan biliyor ki Irak'ın menfaatlerini tehlikeye düşürdüğü zaman mahkeme edilmez. Bu çok ilginç bir yöntem sevgili seyirciler. Mahkeme edilmez. Mesela şöyle söyleyeyim. Ürdün, Irak, Ürdün arasındaki 900 kilometrelik otoyolun 500 kilometresi Irak'ındır. 3 şirket Irak'tan korkunç derecede ceza görerek kovulmuştur. Çok küçük hatalardan dolayı. Ben o otoyolun hayranı oldum. Ne Avrupa'da gördüm, ne Amerika'da gördüm, ne Uzak Doğu'da gördüm. Sıfır hatayla bir otoyol. Geçidi, telle çevrilmesi, aydınlatılması, ilk yardım noktaları, her şeysi, yani o teknik işi bilmiyorum ama her şeysiyle Irak kararlı bir ülkedir. Ticarete başladığınız zaman gerekeni yapar, yapmadığınız zaman da size gerekeni yapar. Bitti. Hemen hemen uluslararası petrol ihracatında büyüklerin arasında girmiş durumdayız. Petrol boru hattıyla
münasebetlerimiz vardır. Temsil ettiğimiz firmalar adına biz petrol satın alıyoruz ve uluslararası platformda pazarlıyoruz. Çok miktarda gıda maddesi ihraç ediyoruz. Teşvik ediyoruz, sınır ticaretini teşvik ediyoruz. Ama Türkiye'nin yönetimine kırgınım ve kızgınım. Bu sistemden hiç yara almadım diyorsunuz. Hayır. Evet, Türkiye'nin yönetimine kırgınım ve kızgınım. Hangi açıdan efendim? Türkiye ambargoyu kaldırmalı. Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın açlığına, Güneydoğu vatandaşlarımızın işsizliğine, Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın fakirliğine, Güneydoğu vatandaşlarımızın anarşiye katılmasına engel olmak için Türkiye ne yapıp yapıp Irak'taki Irak'la Türkiye'nin ticari bağını en azından Güneydoğu üzerinden sürekliliğe çevirmelidir. Tamam, Birleşmiş Milletler'in mensubuyuz. Attığımız imzalara sadığız. Ama öbür taraftan Ürdün yıl eşittir 9 milyar dolar ihracat yaparken veya benzeri ticaret yaparken siz ne yapıyorsunuz? 1 milyar 300 milyon dolar veya 1 milyar dolarla kıt kanaat yetiniyorsunuz. Bu da yeni oldu. 300 milyon dolarlardan bu noktaya yeni geldi. Ondan dolayı Türkiye'de bir aktivite aranıyor. Dışişlerinde bir aktivite aranıyor. Şimdiki Dışişleri Bakanı teşekkür ederiz. Çok büyük çaba harcıyor ama sonuç yok. Yani Güneydoğu'nun kaderini Irak sınırı, Irak sınır ticareti düzeltebilir. Çok düşüncesindeyim. İlginç. Peki son dönemde Güneydoğu'ya yapılan yatırımlar var. Hatta oraya gelmeden önce izninizle sorunuza cevap vereceğim. Hı-hı. Neden savaş olmaz dedim. Evet, Amerikalılar evet, bu konu. Hayatları boyunca koymadıklarını almazlar. Almadıklarını da koymazlar. Daima risklerinin 2, 3, 4, 5 misli bir pozitif ortam yaratıyorlarsa buna müdahale ederler. Dikkat ederseniz geçmişte, gerçi Amerikalılara başından şimdi teşekkür ederim, Bosna'yı koyacağım ortaya. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi 3 adım komşu olan Bosna'da 400 bin vatandaşımız veya 400 bin dindaşımız kesildi, yakıldı, öldürüldü. Göz göre göre hiçbir... Evet, sadece kartondan hareketlerle işi uzattılar. Ama Amerikalılar sonuçta insan hakları dediler, içeriye girdiler ve bir sulh yarattılar. Bizim Müslüman kardeşlerimizi de korudular. Evet. Amerikalıların Orta Doğu'daki turlarında gereken harcamanın 30 milyarın üzerine çıkacağı hususunda Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Abu Dhabi, Bahreyn ve Dubai gibi petrol yataklarına hakim olan ve paralı insanlara dönüş yaptılar. Ama bu insanlar Irak'a yapacağınız saldırıdan bu parayı ödeyemeyiz deyince apar topar geri döndüler. Bunun yani ayı keşfetmeye yeniden gerek yok. Evet. Karşılığı alınmayan bir savaşın sebebi olmaz. Dolayısıyla savaşın olmayacağı hususunda her zaman ısrarlıydım. Bütün televizyon konuşmalarımda olmayacak dediğim zaman strateji uzmanları bir paşamız bana televizyonda kızdı. Siz nesiniz, general falan mısınız dedi. Hayır dedim, sadece stratejiyi dışarıdan seyreden bir iş adamıyım. İş adamıyım. Dedi ki benim kim çıktı? Öyle kurtardım. Bu çok önemli. Siz ortamın içerisinde de bulunduğunuz için. Ben sık sık Irak'ı ziyaret ediyorum, görüyorum, gidiyorum, geliyorum, ticaret yapıyoruz. Hemşehrilerimize, Güneydoğu'daki hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz. Oradaki havayı yakından soluduğunuz için çok önemli tabii. Efendim ben tavsiye ederim ki herkes Ankara'dan gitsin, çok rahat vize alabiliyor, Irak'ı görsün. Ayda 4500 çocuk ölüyor, açlıktan insanlar ölüyor, kırılıyor. Bir milletin nasıl ezilip yok olduğunu şahit gözüyle tarihe not düşsünler, görsünler. Doğrusu ben de bir televizyon programcısı olarak çok heyecan duyuyorum böyle Irak'la ilgili bir program yapmaktan. Yani, hele Sayın Saddam'la bir sıra dışı yapsam herhalde dünyanın en mutlu televizyoncularından birisi olurdum. Sayın Saddam Hüseyin pek televizyonlara falan çıkmıyor. Evet. Çok az sayıda çok ağır başlı bir devlet adamı. Devlet adamı. Bir kere söyler, bir kere yapar. Kararını verir dönmez. Dikkat ederseniz bütün dünya başına yığıldı. Bu böyle olacak dedi. Nükleer başlıklı silahım yoktur dedi. Açmam da saraylarımı. Iraklıların onurudur saraylar. Açmadı. Ha sonuçta Kofi Annan'ın araya girmesiyle bir takım yumuşamalar oldu. Evet. Ve Kofi Annan inanıyorum ki ikna etti. İnanıyorum ki onuruna. Kofi Annan'ın olumlu yaklaşımıyla sanırım rencide etmeyen. Aynen katılıyorum size Hanım. Aynen sıcak, katılıyorum. Sıcak yaklaşımıyla bu noktaya gelindi gibi geliyor bana. Aynen size katılıyorum. Nitekim sonra açtı
sarayları olmadığı görüldü. Zaten Rana Hanım bakınız. Ben tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır efendim. Size estağfurullah. size kimya mühendisiyim aynı zamanda. İşletme evet. doktoruyum ama kimya mühendisiyim. Hı hı. Nükleer başlıklı füzelerin İsrail'de sorunu olmuyor. Hı hı. İran'da sorunu olmuyor. Bilmiyorum ama belki Suriye'de de sorunu yok. Neden bu Irak'ta sorun oluyor? Neden Türkiye'de yok? Ben ona çok kızıyorum. Aslında Türkiye'nin de nükleer başlıklı evet. silah sahibi olmasını istiyorum. Bu insan karşıtı olmamdan değil. Refleksinizi kullanmanız için. Bakınız S-300 füzeleri başımızda dert. Evet, karşılayacak bir silahımız olmadığı yaşıyoruz. İçin habire bütün erkanımız gece gündüz faaliyet gösteriyor, durdurmaya çalışıyor. Belki bir savaş sebebi de olacaktır. İnşallah hiçbir şey olmaz. Ne diyorsunuz bu konuda? Çıkar mı çıkmaz mı efendim? Sizin çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Yunanlı müreffeh bir vatandaştır. Yunanlı Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmiş bir vatandaştır. Sıkıntıya Yunanlı, gelmez diyorsunuz. 8.300 dolarla 15.000 dolar arasındaki kişi başına geliri bırakıp namlunun arkasına geçmez. Evet. Hatta Yunanlı'nın genci savaşı anlamsız kabul ediyor. Türk milletinin bir refleksi var. Türk milletinin bir bağlılığı var. Aile yapısı var. Aileden bir kişi gittiği zaman herkes gitmek istiyor. Evet. Veya bir Türk öldüğü zaman herkes ölmek istiyor. Galeyana geliriz. Dolayısıyla haklı bir galeyandır bu. Bu bize bizim bağlılığımız, aile yapımız, geçmişimiz hepsi birbirine bağlı şeylerdir. Ancak Yunanistan eğer Türkiye ile bir savaş yapacak olursa Yunanistan diye bir şey kalmaz. Bunu bütün dünya bu bilsin. Bu bizim iman gücümüzle üstesinden geldiğimiz ve geleceğimiz inançlarımızın eşitinde bugün Turgut Özal'dan bu yana Türkiye ciddi ekonomik imkanlara evet. Askeri güçlerimizi imkanlar harcayarak askeri gücümüzü üst düzeye taşıdı. Bugün belli Türkiye'de olmayan yok. Evet. Sayın Erdem, sohbetimizin çok güzel noktalarına geldik ama izninizle kısa bir reklam arası verebilir miyim? Tabii, memnuniyetle. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olalım efendim. Sevgili bebe, garip bir fikrim var. Yolda giderken arabayla içine girdiğimizde benzin istasyonuna dönüşen özel araçlar yapsanız. İhtiyacımız olan şeyleri bu özel araçlardan alır, gideceğimiz yere çok daha çabuk varabilirdik. Ne dersiniz? İmza Can. Sevgili Can, gideceğiniz yere daha çabuk varmanızı biz de isteriz. Zaten BP istasyonları bunu sağlayacak şekilde yapıldı. Özel araç fikrine gelince neden olmasın? Sevgilerimizle. BP, bizimle yolunuz hep açık olacak. Kampanya deyince aklınıza ne geliyor? Peşin fiyatına taksit mi? Uzun vadeler mi? Özel hediyeler, eve teslim yoksa hepsi mi? Şimdi istikbalde her şey ama her şey peşin fiyatına taksitle. Birbirinden seçkin modeller, 13 aya kadar vade, özel hediyeler, adresinize teslim ve daha neler neler. Kısacası bir kampanyadan beklediğiniz her şey istikbalde. Mutlaka bekleriz. Ariston'un armağanı bazılarını işinden edecek. Ariston buzdolapları tüm Ariston yetkili satıcılarında şimdi mutfak robotu hediyeli. Ariston. Bazıları gürültüye takar. Bazıları kompen takar. Kompen, komple kalite. Duru temizlik bedeninde. Çamaşırlarını en ekonomik nasıl yumuşacık yapabilirsiniz? İşte böyle. Bingo Soft. En az diğer yumuşatıcılar kadar yumuşatır. Belki de daha fazla. Deneyin. Aynı kalite yumuşatıcıya daha fazlasını ödeyecek kadar zengin değilim.
Loj sahibi olmak o kadar kolay ki şaşkına dönebilirsiniz. Modüler mobilyada sektörün öncüsü Raysan Mobilya. Sayın otomatik çamaşır makinesi sahipleri, yüzlerce deterjan markası dünyanın dört bir yanından Benckiser Uluslararası Araştırma Laboratuvarına test için gelir. Hepsinin içinde bir miktar kireç önleyici bulunur. Fakat bu miktarlar her zaman yeterli değildir. Makineyi korumaya sadece yardım eder. Kalgon, bütün dünyada sudaki kirecin tartışmasız uzmanıdır. Kalgon, bu konuda tam 76 yıllık araştırmaya, bilgiye ve tecrübeye sahiptir. Makinenizi ve çamaşırlarınızı riske atmayın. Onları yıllardır bildiğiniz, denediğiniz ve neticesini gördüğünüz yöntemle, Kalgon'la koruyun. Schützen Sie Ihre Wäsche und Ihre Waschmaschine mit Kalgon. Arife tarif gerekmez. Alfapen'i gören Alfapen'den vazgeçmez. Alfapen, PVC'nin kalitesi, PVC'nin alfabesi. Alfapen'i takarım, rahatıma bakarım. Bulaşıklarınızı en ekonomik nasıl gıcır gıcır yapabilirsiniz? İşte böyle. Bingo Dinamik, en az diğer bulaşık deterjanları kadar ışıldadır. Belki de daha fazla. Deneyin. Aynı kalite bulaşık deterjanına daha fazla ödeyecek kadar zengin değilim. Modüler mobilyada sektörün öncüsü Raysan Mobilya. Sayın otomatik çamaşır makinesi sahipleri, yüzlerce deterjan markası dünyanın dört bir yanından Benckiser Uluslararası Araştırma Laboratuvarına test için gelir. Hepsinin içinde bir miktar kireç önleyici bulunur. Fakat bu miktarlar her zaman yeterli değildir. Makineyi korumaya sadece yardım eder. Kalgon, bütün dünyada sudaki kirecin tartışmasız uzmanıdır. Kalgon, bu konuda tam 76 yıllık araştırmaya, bilgiye ve tecrübeye sahiptir. Makinenizi ve çamaşırlarınızı riske atmayın. Onları yıllardır bildiğiniz, denediğiniz ve neticesini gördüğünüz yöntemle, Kalgon'la koruyun. Schützen Sie Ihre Wäsche und Ihre Waschmaschine mit Kalgon. Modüler mobilyada sektörün öncüsü Raysan Mobilya. Kurumuş kirler, hele böylesi ancak kazıyarak çıkar. Yo, öyle değil. Çünkü Kalgonit tablet var. En zor kirler için yenilendi, güçlendi. İşte yeni Kalgonit 2 aşama plus tablet. Tam %30 daha iyi temizliyor. Yeni mavi güç kurumuş kirleri sizin yerinize yumuşatıyor. Ve beyaz güç yumuşayan kirleri tamamıyla yok ediyor. Kalgonit'in gücü yine şaşırtıyor. Kazımayın, Kalgonit kullanın. 2 aşama plus tablet. Yeni, erişilmez temizleme gücü. Modüler mobilyada sektörün öncüsü Raysan Mobilya. Çamaşır suyunu evinize sokmuyor musunuz? Doğru mu? Doğru. Artık Costa sıvı kullanıyorum. Bakın, döküyorum lekenin üstüne. Yapma! İşte fark burada. Costa sıvıda çamaşır suyu yok. Deterjana ekliyorum, yıkıyorum. Beyazlarım yıpranmadan bembeyaz. Renklilerim lekesiz, ilk günkü gibi. Üstelik ev temizliğinde kokusuz hijyen sağlıyor. Daha güvenli bir çamaşır suyu var mı? Yok. Siz de kararınızı verin. Costa sıvı çamaşır suyundan çok öte. Modüler mobilyada sektörün öncüsü Raysan Mobilya. Evet sevgili seyirciler, sıra dışı programımıza Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeynel Abidin Erdem'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet efendim, sohbetimiz bizi öyle bir yere getirdi ki Türkiye'nin hızla aldığı yollar dendiği anda, geldiğimiz müreffeh noktalar dendiği anda aklımıza ilk gelen 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Sayın Özal. Evet, bu övgüye, bu tarife ve bu saygıya layık bir insandan bahsettiniz. Allah rahmet eylesin. Türkiye için sonsuz hizmetleri olan bir büyük devlet adamımızdı. Evet. Türkiye, ben size şöyle sayayım. İthalatından ihracatına, pazarlamasından üretimine, turizminden tekstiline, iletişiminden enerjisine, enerjisinden ulaşımına, ulaşımından güvenliğine kadar merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında kavuştu. Nitekim hiçbirbirimizle
konuşmadığımız, her gün kavga ettiğimiz, her an aramızda münakaşanın geliştiği, hı hı, solcu arkadaşlarımızla, sağcı arkadaşlarımızla aynı masayı bir paylaştık. Aynı fikri savunduk. Aynı zamanlarda uçaklara bindik, Türkiye'yi kalkındırmak için ihracata, hı hı, dönük çabalar gösterdik. Aynı amaçlı ülkenin kalkınması için yatırım yaptık. Ama dün dövüşen bizlerdik. Dün dövüşen bizlerdik. 70 sente de muhtaç bizlerdik. Hem dövüşüyorduk, hem aç sefildik. Evet. Gaz yok, tuz yok, bez yok. Kavga yani var. Şimdi Sayın Erdem, siz o günlerden bugünleri bir iş adamı olarak fikirlerinizden ve inançlarınızdan hiç ödün vermediniz. Sayın Özal'ın en yakınlarından birisiydiniz. En yakın olan iki kişiden birisiydiniz. Pek çok anılarınızı birlikte paylaştınız. Güzel günler, acı günler, önemli kararları birlikte aldınız. Ve Sayın Özal'ın Özal'ı kaybımızdan sonra da kendisiyle ilgili, inançlarıyla ilgili bir vakıf kurdunuz. Evet. Çok yara aldığınızı ümit ediyor, düşünüyorum. Yani o günlerde böyle fikir, bu fikir ortamının içerisinde olup çok fayda sağlamış, çok hizmet görmüş insanlar bile bu inancı, bu hizmetleri reddederken siz hala bu fikri savunuyorsunuz. Sayın Özal'ın fikirlerini sonsuza kadar savunacak mısınız? Evet, savunacağım. Çünkü ben inançlarımdan taviz vermiyorum. Doğru inançlarımdan. Yanlış hiçbir şey yapmamak için terbiye aldığımı iftiharla söylemek istiyorum. Hı hı. Ayağına bastığım bir insanın gerektiği takdirde ayağını öperim. Çünkü yanlışın doğrusu yoktur. Olamaz da. Ama doğrunun da yanlışı az olmalı. Çok az olmalı. Ben Özal'ın etrafında dolaşan, elini öpmek için saatlerce kuyruk bekleyen ne yüce, zengin, egemen sınıfın mensuplarını gördüm. Seyrettim ve izledim. Ne o haşmetli insanlar ki bir müddet sonra Özal'ın çocuklarından veya Özal'dan bahsettiğiniz zaman arkalarını dönüp papuçlarını bırakıp kaçtılar. Hatta bildiğim kadarıyla Sayın Özal'ı kaybımızdan hemen sonraki ilk seneyi devriyesinde 17 kişi. O 17 kişinin, evet, içerisinde de yarıdan fazlası sizin aile fertleriniz. Evet, doğru. Artık Sayın Ahmet Özal'ın da olmadığı bir yatma töreni. Anma töreni. Evet. Ben onu açıklayayım. Devlet töreni kalabalıktı. Fakat biz her zaman Sayın Özal'a, ailesi ve onu sevenler grubu olarak saat 10'larda, 17 Nisan'da saat 10-12 civarında toplanır ve mezarının başında bir Fatiha okuruz, duamızı yaparız. Hı hı. Hep beraber tokalaşır geri döneriz. O kadar baskıya uğramış bir aile, o kadar baskıya uğramış, bu kadar emek harcamış bir insan idi ki Özal, herhalde insanlar kaçtı veya o günkü şerden kurtulmak, kaçmak için gelemediler veya bir arada olamadık. Ben düşünemiyorum o sevenler böyle bir şeyden kaçsın da, ama olmadı. İkinci yıl çok buruk ve çok acı geçti. Sayın Özal herkese elini uzatabilmiş bir devlet adamıydı. Herkese bir faydası, herkese... Çok güzel tarif ettiniz. Türkiye'ye hizmeti olmuş bir devlet adamı, böylesine büyük hizmetleri olan bir devlet adamı. Kaldı ki bana dahi elini uzatabilmiş, bana kadar ulaşabilmiş bir devlet büyüğümüz. Ama bu arada ben derken ben bir medya mensubuyum tabii ki. İş adamlarımız, büyük holding sahiplerimiz vesaire vesaire, onlar tabii ki her an yanlarındalardı. Evet. Biraz nankör olmamamız gerekiyor galiba. Evet, efendim Türk büyüklerimiz bunları örnek alsın. Türk büyüklerimiz bunları örnek alsın. Biz tarihte aile olarak iki defa sürüldük. Bir sürgünü ben yaşadım. Hı hı. Ve onun acısını çekiyorum. Nitekim şöyle söyleyeyim size. O gün bize el uzatıp, el nasıl uzatacak? Zaten memleketin en zengin ailelerinden biriydik. El uzatacak ve cebinden para verecek değil. Evet. Hani nasılsın evladım diyecek adam bulamadım. Mühim olan zor günlerinizde yanınızda olanlardı. Evet. Ama yine de hemşerilerime minnettarız biz her zaman. Döndüğümüz zaman eksik bir şey bırakmadılar. İşte o hatıraya hürmeten, hı hı, Mardinli hemşerilerinin yaptıklarına hürmeten ben Özal'ı yalnız bırakmak istemedim. Çünkü sen memleketini kalkındır.
70 sente muhtaç olmanın ötesinde herkesin cebinde 10-15 bin dolar olup atlayıp Avrupalara gidip gezip geldiği döneme getir. Evet. İthalatını, ihracatını tavana vurdur. Turizmini başlat. Eğitimini belli bir seviyeye getir. Ulaşım ve iletişimini belli bir noktaya getir. Saat günde 4 saat kesilen kesintisiz bir elektriğe kavuştur. Bütün bu hız ve bütün bu araba o hızla korkunç bir seviyede yükselirken aradan ayrıl. Ondan sonra belli bir sınıfın hücumundan korkan vatandaşın dağılmasında yalnız kal. Olmaz. 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 Bu arada özür dilerim, sözünüzü kestim. Siz Sayın Özal'ı sonuna kadar destekleyen bir beyefendisiniz ama köşkten çıkıp halka dönmek istediği zaman da itiraz eden yine sizdiniz. Ha, şimdi o şuydu. Ben onu çok düzgün açıklayayım. Türk vatandaşlarımız bunu bellesinler. Sayın Yusuf Bozkurt Özal'ın kurduğu partinin başına geçmek üzere, hı hı, bir ay sonra, vefatından bir ay sonra Turgut Bey köşkü bırakıp halka dönecekti. Bu arada Turgut Bey çok nazik bir insandı. Sevdikleri arasında ve güvendikleri insanların arasında istatistik yapardı. Ve bu istatistiğin de yönüne ve bu istatistiğe de hürmet ederdi. Hı hı. Nitekim iki kişi ısrarla hayır diyen iki kişisiniz. İki kişi. Mesela biri Doktor Cengiz Aslan, biri ben. Hı hı. Bunun olmaması gerektiğini, halkın çağırdığı takdirde olması gerektiğini defalarca yüksek sesle anlattık. Şimdi buna benzer bir ortam da Türkiye'de yaşanıyor. Kim? Yani Sayın Süleyman Demirel mi iniyor? duyumlar böyle. Fakat evet. Sayın Özal, Sayın Demirel'in mutfağında yetişmiş bir insandır. Ben Demirel'in de aynı hareketi yapacağını tahmin edebilirim. Çünkü Demirel 7 defa gitmiş, 8. defa dönmüş ve en tepeye oturmuş bir insandır. Sayın Demirel çok önemli bir devlet adamı. Evet, çok uluslararası büyük bir sahip bir insandır. En önemli Türk büyüklerimizden birisi. Evet. Benim için çok büyük örnektir. Ben de hayatta bazı sıkıntılar yaşayarak belli bir kariyer yaparken zorlanırsınız. Önünüzü evet keserler, bir takım kötü olaylar yaşarsınız. Hep Sayın Cumhurbaşkanımız örnek almışımdır. Vazgeçmek yok diye düşünmüşümdür. Şimdi Demirel'in karşısında durak yok. Yokuş yok, mani yok. O zaman Sayın şimdi Demirel yeni bir karar aldıysa bu kararı da uygulayacaktır. Ne diyorsunuz? Demirel aldıysa bize destekleriz yani. Ne olacak? Burada Flash Televizyonu'nda sevgili Flash seyircileriyle bunu paylaşıyor musunuz efendim? Yani Sayın Cumhurbaşkanı yeniden halka mı dönüyorlar? Ben size samimi bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin barajlar kralı, Türkiye'nin yollar kralı, Türkiye'nin o günkü imkanlarını belli bir noktaya taşımış ve halkı birleştirmiş bir liderin yaşlılığından dolayı kenara itilmesi veya yalnız kalması bence çok hoyratça harcanmış bir fırsat engellenmiş olur. Yani böyle bir imkanı hoyratça Türkiye'ye harcamış olur. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda en verimli dönemini mi yaşıyor? Tabii ki siz aksaçların veya zamanın veya tecrübenin değerinin ne olduğunu çok iyi bilen insanlardan birisiniz. Teşekkür ederim. İnsanlar deneme yanılma metoduyla bir şeyi öğrenirler. Siz elinizi çocukken sobaya uzatmadığınız sürece yanmaz. Ama anneniz yanar derse inanmazsınız belki. Yaktığınız zaman anlarsınız. Evet. Süleyman Bey'in elleri çok yandı. Onun için Süleyman Bey'in içi de çok yandı. Çok büyüttüğü, yücelttiği insanlar Süleyman Bey'i arkasından dönüp bilmem yalnız bırakmaya çalıştılar. Turgut Bey'in de aynı şekilde oldu. Turgut Bey'i de hallettiler. Bakınız, Türk milletinin bir asaleti var ama o asalete bazı insanlar ihanet ediyor. Turgut Bey'in yetiştirdiği insanlar Turgut Bey'i bir ara yalnız bıraktılar. Ve Turgut Bey'i kahrettiler. Turgut Bey çok büyük bir değerdi. O da Süleyman Bey gibi büyük bir kariyerdir. O da büyük tecrübe ve büyük devlet adamıdır. Siz böyle yetişmiş insanları hiçe sayıp dünkü tecrübenizle bu ülkeyi enflasyonunu yüzlere bilmem nerelere taşırsanız şöyle diyebilir misiniz yani acaba efendim? Yeni bir lider arayışı içerisinde olan Türkiye sağ kanatta böyle bir lider arayışına gerek yok. Çünkü bazı siyasi çalışmalar var biliyorsunuz. Öyle bir araştırma yeni bir lider oluşturmaktan daha öte hazır olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seneye millete dönmesini
daha mı çok destekliyorsunuz? Ben size samimi söylüyorum, şu ortamda Süleyman Bey'e çok ihtiyaç var. Ama sineği millete mi döner, yerinden insanları ve bu ülkeyi mi yönetir? O kendisinin tasarrufunda bir şey. Ama Türk milletinin ihtiyacı var. Bakınız, şurada Süleyman Bey bir refleks kullanacak veya bir yetki kullanacak. Anayasaya dayanarak bir yetki kullanacak. Belki yarın öbür gün Sayın Yılmaz'la Sayın Baykal'ın anlaştığı tarzda yılbaşında hükümet değişikliği olacak. Bu değişikliğin Türkiye'ye ne gibi faydalar sağlayacağını düşünüyorsunuz? Böyle bir faydası olacak mı? Ben Türkiye'de mı? Bu değişikliğin seçime ihtiyacımız var mıydı? Sıkıntı yaratacağına inanıyorum. Çünkü Süleyman Bey, Refah Partisi bugün çoğunlukta bir parti. Süleyman Bey yasaları atlayarak sen veya sen bu memlekette başbakan olursun demez. Diyeceğini zannetmiyorum. Herkes başka türlü savunuyor. Belki memleketin kurtuluşu için söyleyeceği sen kelimesi daha doğru olacak. Ama ondan evvel bir sistem var. Bu sistemi siz karşınıza alıp devam edemezsiniz. Bir kez daha olmaz. Onun için burada bir hata oldu. Nasıl Sayın Çiller, Sayın Erbakan'la değiş tokuşta aldandıysa, bakınız buradan size söylüyorum, burada bir aldanma olacak. Hatta bir bunalım yaratılacak. Hatta bir kaosa girilecek. Ama Süleyman Bey büyüklüğünü kullanır, bir şey yapar, bu işi çözer, onu kimse bilemez. Ne olacağını bilmiyorum. Ama gerek yoktu buna. DP Refah Yol olayında olduğu gibi Süleyman Bey sağduyuyla bazı formüller geliştirdi. Tabii anayasanın verdiği yetkileri şekilde de var. Yani evet, buna hiç kimsenin itiraz hakkı yok. Yine aynı şekilde bir formül oluşturacaktır diyorsunuz. İnşallah bunu da çok rahat atlatırız ve Nisan'a gelir seçime girer. Seçimin de gereği var mıydı yok mu onu da bilmiyorum. Bakınız Türkiye'de ekonomi seçimleri kaldırmaz. Türkiye'de çok büyük maliyet. Savurganlığı, Türkiye'de savurganlığı ekonomi kaldırmaz. Türkiye'de şu anda ekonomi çok bozuk. Türkiye'nin dört bir yanı ateş çemberi içerisinde. Ermenistan bir taraftan sizi dürtüyor. İran Kürtleri almış öbür taraftan dürtüyor. İran kuzeyi kaynıyor. Suriye fiilen eğitim yaparak sizin üzerinize geliyor. Yunanistan para veriyor, kamp kuruyor, eğitiyor, vurma metodu alıştırıyor. Her şeyi yapıyor, üzerinize geliyor. Öbür taraftan Rusya Kıbrıs'a S-300 gibi yakıcı, yıpratıcı, yok edici silah veriyor. Siz ortada tek başınızasınız, siz burada. Neyle uğraşıyorlar? Allah aşkınıza bana söyleyin. Neyle uğraşıyor bu ülkenin yöneticileri? Şöyle diyebilir miyiz? Avrupa ve Orta Doğu'daki bütün bu üzerimize doğru gelen hareketlerin bizim iç siyasetimizdeki çalkalanmalardan, dalgalanmalardan, istikrarsızlığımızdan biraz da cesaret buluyor olabilirler mi? Cesaret buluyor %100. İçerideki bu kargaşayı da destekliyor %200. Çünkü siz içeride kuvvetli ve güçlü, birbirine bağlı yumruk gibi bir ülke olursanız Amerika bile size bir şey yapamaz. Kaldı ki Yunanistan, Ermenistan veya İran gibi neydisi belirsiz eylemlere sürekli tevessül eden bunlar. Bakın tam biz böyle bir seçim kaosuna doğru hızla yol alırken, bir kargaşa içerisindeyken Fransa ortaya bir Ermeni olayı koydu. Yeniden 27 parlamenterle. Evet, sadece 27 ama. 27 parlamenterle. Ama ortalığın karışmasını, bulanmasını yetti tabii ki. Rana Hanım, bu da bizim devletimizin ve yöneticilerimizin hatasıdır. Bu 6 ay evvel istihbarat edinildi bu. 6 ay evvel biliniyordu. Kardeşim siz şu kadar milletvekilini bir lobi kurun. Alın Türkiye'ye getirin. Gerekirse Erzurum'a götürün. Bizim yakılmış ecdadımızın kafa taslarını çıkarın, önlerine dökün. Doğruyu anlatın. Harcama yapın. Yani bunları biz burada anlatacak ama değiliz. Efendim, bunu yapma hakkına sahip değiliz. Şimdi biz bu işlere zaman ayıramıyoruz. Biz sadece birbirimize gen soru vererek, birbirimizi yok, ben size sayayım, zor durumda bakınız, bırakmaya ben, çalışarak ben kendimizle tarihi, uğraşıyoruz. Tarihi başarılarımızı sayayım. Parsa'dan. Evet. Fadime. Susurluk. Gen sorular. Gen sorular. Mal varlıkları. Bu arada köprü yok, yol yok, enerji yok, iletişim yok, ulaşım yok. Hiçbir şeyin yönetimi yok. Geçenlerde bir yerde bir tartışma açıldı. Bir televizyonda da aynı şeyi söyledim. Hala 30 kilometre hızla giden bir treniniz var. Ulaştırma Bakanı bas bas bağırıyor. Bunu hızlı trene değiştirmemiz lazım. Boğaz Köprüsü'nün yerine tünel yapmamız lazım. Her kafadan bir ses çıkıyor. Beyler, bu ülkede 18 liraya taşıyacağınız yükü 100 liraya taşıtıyorsunuz. Bu arada yolunuzu bozuyorsunuz.
Bu arada milli varlığınız olan malınızı tüketiyorsunuz. Bu arada kitle taşımacılığı yapamıyorsunuz. Bu arada zaman ve çalışma mesainizden kaybediyorsunuz. Ediyorsunuz. Arkanıza dönüp bir devlet demir yolları veya demir yolları ağı kuramıyorsunuz. Bir denizcilik işletmeciliğinizi ileri bir noktaya götüremiyorsunuz. Her şeyden önce bir denizcilik bakanlığımızın hızla kurulması gerekiyor. Çok hızlı. Hanımefendi, 7800 mil deniz sahili olan bir ülke. Yani dünyada kimseye nasip olmaz. Sularla çevriliyken. Ve bu 7800 deniz miline sahip çıkamıyorsunuz. Ulaşımınızı hala işte içeriden sağlıyorsunuz. Bunları kargalar söylerseniz gider. Tabii. Ama neyle uğraşıyorsunuz? Gen soruyla. Demin saydıklarımızla uğraşıyorsunuz. Gen soruyla ve Fadime ile uğraştığımız için o zaman da tabii dış saldırılara gerektiği gibi cevap veremiyoruz. Acizane şunu söylemek istiyorum. Tekrar bunu birçok yerde söylemiştim. Batı'da ülkelerin hükümetlerinin savunulması liderlerin işidir. Bizde de hükümetlerin düşürülmesi liderlerin evet, işi olmuş. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu ters denklemi düzeltmek lazım. Evet efendim, şimdi bu durumda programımı kapatmama çok az kaldı ama sevgili seyircilerim bana çok kızarlar eğer mühürlerimizden konuşmazsak. Bu arada aslında programı şöyle açmam gerekirdi. Sevgili seyirciler, bu akşamki konuğum gerçekten çok önemli. Topkapı Sarayı'nda ismi olan bir beyefendi deseydim. Acaba tarihten birisini mi getirdim diyeceklerdi. Beyefendiler, biz beyefendiler, ikiz kardeşiz. Evet, bu arada bunu ve bu işin kahramanı gerekiyor. Benim kardeşim Mehmet Nezih Erdem'dir. Evet. Ama bütün şey bana dönüyor. Herkes daha medyatik olduğum için bana soruyor, beni takdir ediyor. Benim kardeşimin refleksiyle oldu bu iş. Kendisine Türk halkı adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Murat Bardakçı'nın bir haberi üzerine Türkiye'nin, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nun 33 yıl iptal edilmemiş yönetimini elinde tutmuş ve bir metrekare kaybetmemiş, Batı'da da dış ilişkilerde hep başarı sağlamış Yüce Sultan Abdülhamit Han'ın mühürleri çizilmemiş olmasına rağmen ailesinden intikal etti, Fransa'ya bir müzayede salonunda satışa çıkarıldı. Bu bizim için bir şanstı aslında, değil mi? Bize geri dönmesi açısından. Efendim alacaktı. Devlet bunu alacaktı. Fakat devletin otokontrolü 5-6 noktadan yapıldığı için zamana muhtaçtır. Bu işler de zamanı kaldırmıyor. Her zaman olduğu gibi bürokrasi. Evet. Bürokrasi. Turizm Bakanı, Kültür Bakanımız Sayın İsemi Antalay bunun için çok büyük bir çaba harcadı. Nitekim tarih barıştı başlıkları doğrudur. Bu iki jestle oldu. Bir, Sayın Bakan'ın bir prensese gönderdiği vefat çiçeği. Bakınız, Osmanlı İmparatorluğu'nun geçmişini biz bir çiçekle. Evet, Nesli Şah Sultan maalesef. Evet. 3-5 kişiyle gömüldü. Buna karşı Sayın Nezih Erdem'in, Doktor Nezih Erdem'in ve Zeynel Abidin Erdem'in alıp Topkapı'ya bağışladıkları mühürle biz. Şimdi ben hemen şunu sormak istiyorum efendim. Beni çok heyecanlandırıyor. Ben Dolmabahçe Sarayı'nda 3,5 ay çekim yaptım. Evet. Korkunç derecede mutluluklar yaşadım. Şimdi siz tabii Fransa'dan geri elde ettiğiniz devletimizin şanını, şerefini temsil eden bu mühürler, neler hissettiniz dokunduğunuz anda? Yani nasıl bir duyguydu bu? Tabii ecdadına hürmeten, yaşamını sürdüren insanlar bu tip olaylara hakikaten sizin söylediğiniz gibi tüyleri diken diken olarak yaklaşır. Nitekim birçok kişi öptü başına koydu. Bunlar bir jesttir. Mühürler ufaktır. Ama olay önemlidir. Belki bu mühürler gibi çok mühür de olabilir. Bu doğaldır. Ancak şunu yaşadım. Ben ecdadımın Gavuristan'da satılan bu malını Türk halkıma geri götürebiliyor muyum? Kendi sarayına iade edebiliyor muyum? Türk halkın bunları geçerken bunlar geri kazanıldı diyebiliyor mu? Neye karşı? Bugüne kadar tırlarla çalanlara karşı. Bugüne kadar gemilerle çalanlara karşı. Bugüne kadar çaldıktan sonra yalılarımızı yakanlara karşı. Bakın, Uğur Dündar tek başına bir savaşçı bu işte. Evet, sevgili Uğur Dündar. Evet, tek başına savaşçı bir adam. Evet. Televizyon programlarına hırsızları çıkardı. Ev bastı, malzemeleri eve geri getirdi. Tırları
boşalttı, gemileri boşalttı, onu yaptı, bunu yaptı. Şimdi Uğur Dündar gibi 10 kişi olsa bu memleketten kıl kaçıramazsınız. Kıl kaçıramazsınız. Evet, bazı sistemlerin de özellikle koruma sistemlerinde çok değişmesi gerekiyor tabii. Tabii. Ama burada en önemli olan şey, ben sizin duygularınızı çok merak etmiştim. Çünkü ben çok heyecanlandım. Sizin de dediğiniz gibi, sevgili seyircilerimle şunu paylaşmak istiyorum. Hiç evinize götürme şansınız oldu evet, mu? Evet, çocuklarımla. Yani uyku tuttu mu gözünüzü? Çocuklarımla çok resim çektim. Sevdiğim insanlarla resim çektim. Şimdi o mühürlerden 150 adet bası devlet büyüklerimize, bu işe alaka gösteren saygıdeğer dostlarımıza 150 basıyı çerçeveledik. Çok düzgün bir yapı içerisine yerleştirdik. Onları hediye edeceğiz. Evlerinde saklayacaklar. Sayın Erdem, siz yaptığınız Türkiye için yaptığınız ticaret çalışmalarınızla çok büyük gelirler kazandırıyorsunuz. Döviz girdileri sağlıyorsunuz ama bu yaptığınız hizmetle tarihe geçtiniz. Ekonomi dünyasından Türk tarihine geçtiniz. Ben gurur duyuyorum. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Türk halkının gönlüne yerleştik. Bunların örneklerini çok basit hadiselerle anlatıyorum. Yürürken insanlar arabayı trafikte duruyor. Elini uzatıyor genç. Diyor ki bakın mühür getiren amca. Veya adam yaşıtımsa beyefendi halkımızdan adına teşekkür ederiz size diyor. Böyle. Veya elini uzatıyor. Lütfen bu elinizi öpebilir miyim diyor. Ey Türk milleti, size minnettarız. Yani bunu yapmak bizim görevimiz ise de sizin teşekkür bizim için büyük bir şereftir. Ne kadar güzel. Efendim, sizinle konu sohbet etmek gerçekten çok büyük bir şeref oldu benim için. Sağ olun. Verdiğiniz hizmetler için, getirdiğiniz mühürler için, Türk milleti adına, genç Türk Türkiye'nin genç bir medya mensubu olarak çok teşekkür ederim. Bireysel olarak, kendi yaş grubumu temsilen teşekkür ediyorum. Ben de şahsınızda Flash TV'nin sahiplerine, Flash TV'nin çalışanlarına, kameraman arkadaşlarıma ve emekçilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi akşamlar ederim. Diliyorum. Çok mersi efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir sıra dışı programının yine sonuna geldik. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Mutlu olun, sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim.